çok uzun süreden sonra ya böyle inanılmaz iyi bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Biraz ara vermiştim tatlı tariflerine ve böyle hani meşakkatli bir tatlı tarifine özellikle. Bu ekler pasta. Yani bir Pelit'in ek pası kadar iyi diyebileceğim bir ekler pasta. Bu Instagram'da Carolina Gelen diye çok severek takip ettiğim bir kız var. Takibi almanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda yazarım zaten. Onun ekler pastası ve basit diyebileceğimiz önce şu hamuru dediğimiz eklerin bu aslında tatsız tuzsuz yumurtadan yapılan bir şey, bu üst tarafı. Onu böyle bor camın içerisine şey yapıyoruz, koyuyoruz kat kat, arasında da çok güzel bir pastacı kreması yapıyoruz. Üzerine de çikolatalı bir ganaj döküyoruz. Çok basit ve çok güzel bir pasta. Bence bizim ağızlarımıza da çok uygun. Bunun 3 tane dediğim gibi şeyi var, yani 3 parçadan yapılıyor bu pasta. Fırınım 180 derecede, öncelikle şu hamurunu yapacağım, yani ekler bölümünü. Bunun için malzemeler, bu arada bütün malzemelerimiz açıklamalar bölümünde videonun altında olacak. Şu hamuru yaparken yaptığımız şey ne? Süt, bu arada sadece sudan ya da sadece sütten de yapabilirsiniz. Ben hem su hem süt yapmayı seviyorum. 150 ml su, 150 ml süt, 70 gram tereyağı, 1 fiske tuzu eritiyorum. Böyle iyice eridiği zaman içine 220 gram un koyuyorum. Sonra bunu böyle ezerek gene ateşte pişiriyorum. Şöyle güzel bir hamur olana kadar. Ben biraz daha sert yapıyorum dediğim gibi bu pasta için. Mikserimin içine atacağım sıcak hamuru. Mikseri önce bir çalıştıracağım ki buharı bir çıksın. O arada da içine teker teker yumurtalarımı koyacağım. Ben 5 yumurta kullanacağım. Fakat yumurtaların boyutu çok fark edebildiği için tavuğuna göre. O yüzden de bir dikkat edin. Ya böyle cıvık olmamasını istiyorum. 4 de olabiliyor, 6 da olabiliyor. Birazcık orada görmeniz lazım. Çok da yani büyük bir hata vermez, onu söyleyeyim. Çünkü bunu sonuçta sıkmayacağız, yayacağız. Ve bu bir pastanın ve daha doğrusu bir borcamın içerisinde kalacak. O yüzden de çok kendinize yormayın. 5 iyidir. Bu buhar biraz çıkmadan eğer eklerseniz yumurtalar anında pişecektir. Çalışan bir mikserin içine eğer yumurtayı direkt kırarsanız, diyelim ki bir parça kabuk girdi, onu geri çıkarmanız imkansız, o parçalanarak harca gidecekler ve bütün harç çöp olur. O yüzden de bakıp kontrol edip ekledim. Hepsi karıştıktan sonra da fazla çalıştırmıyorum ki sert olmasın hamurum. Son bir kere bir son hız çalıştırıp toparlayacağım. Aradığımız kıvam bu. Yumuşacık, sürülebilir. Bu arada ben bu tarifi bizim kolaylıkla bulabildiğimiz borcam boyuna göre yaptım. Hemen ölçelim. 23'e. Evet, 23 boyuna göre. Şöyle iki tane farklı, iki kat olacağı için iki tane farklı tepside bunu pişirdim. Pişirirken de şunu fark ettim ki zahi veriyorum. Çünkü borcamların biliyorsunuz ki üstü altına göre daha dar, yani daha büyük daha doğrusu. O yüzden de şöyle bir şey yaptım bu sefer. İlk pişirdikten sonra öğrendim bunu. Altını şöyle kalemle bir çizdim bir tepsime. Ters çeviriyorum tekrar. Bu şekilde şöyle çizdim. Böylece iki parça, iki farklı boyda parça elde edeceğim. Böylece kesmek zorunda ve kayıp daha az yaşayacağım. Bunu da ters çeviriyorum. Şu şekilde ki kurşun yemeyelim. Şöyle bu arada uçuşmasın diye fırında fanlı bu arada fırın kullanıyoruz. Şöyle yağlı kağıdı şu şekilde yapıştırdım. Alt tarafına gelecek olan küçük parçayı daha kalın yapacağım. Çünkü bütün pastayı o taşıyacak. Şöyle döküyorum. Bunu da buraya döküyorum. Böyle dağıtıyorum. Ortasını bombeli bırakmayın. Kenarlara daha çok yüklenin. Çünkü ortasına zaten krema dolduracağız. Kalan malzemeyi de güzelce pay edeceğim. Fırın 180 derecede önceden ısındı. Fan ayarında üst kata bir tanesini koyuyorum. Alt kata da öbürünü koyuyorum. Bu yaklaşık yarım saat gibi bir şeyde pişecek. Tam 15'te yani 12 dakikada diyelim. Yerlerini değiştireceğim bunların. Ki eşit pişsinler. 12 dakika bir verelim bakalım ne oluyor. Hadi 13 dakika diyelim. Hadi bakalım. O arada da krema yapıyoruz biz. Şimdi de kremasına giriyoruz. Çok güzel bir
şey pastacı kreması. Ben bunu birazcık şekerini gene orijinal tariften uzağa gittim. Ben beyaz çikolata koyacağım içine ve şekerini birazcık geriye çektim. Çok kolay bir tarif aslında. Süt 350 ml. Gene bunu ben döküm ama içi bu arada beyaz bir dökümde yapıyorum. Ben metalde yapmayı sevmiyorum. Çelik şeylerde, tavalarda ya da tencerelerde kremalarımı. Çünkü tutuyorlar yani, dibi tutuyor gibi hissediyorum. Kremam var 100 gram kadar. Bunları bir kaynatacağım. Normalde ben bu arada kremi kullanmıyorum. O kaynarken burada ben şeker, vanilin ve şey var, nişastam var. Onu harmanlıyorum. Tabii ki de fiske tuz. Hatta şöyle iki fiske. Onu yapıyorum. 5 tane de bir emin olamadım. Yumurta sarım var. Onları çırpacağım. Hepsini bir arada. Şöyle güzel bir karışım elde ettim. Biraz ısınması aslında yeterli. Şöyle biraz ekliyorum. Ve çırpıyorum. Temperleyerek, böylece yumurtalar pişmesin diye. Derecesini yavaş yavaş arttırarak pişirmeden. Ve bunu tencereme geri koydum. Altını açıyorum. Sürekli karıştırarak, dibi tutmadan. Aynı zamanda bunların da dibi tutması daha zor oluyor. Şöyle içinden şey geçmeye başlıyor. O zaman çok hızlı bir şekilde böyle şey yapmaya başlıyoruz. İyice. Böyle olduğu anda hazır. Çünkü daha böyle aslında biraz daha hafif bir krema yapmaya çalışıyorum. Çünkü zaten bir gece buzdolabında kalacak bu. Bu noktada içine beyaz çikolatamı ekliyorum. Bir de bir kaşık tereyağı. Güzelce karıştırıyorum. Üzerinde deri olmaması için üzerine bir şey kapatacağız. Stretch. Bunu böyle kontak denilen şu şekilde üzerine tamamıyla değdirerek ki deri oluşmasın, soğumaya bırakıyoruz. Tam 12 dakika sonra hemen yerlerini değiştireceğim bekletmeden ki fırının derecesi fazla düşmesin. 12-13 dakika daha vereceğim. İyice kızarsın ve şişsin diye. 13 daha verelim. Mükemmel. En son olarak da ganajımı hazırlayacağım. 200 ml yani bir paket tam kremam var. Burada 120 gram bitter çikolatam var. Onları içine koyuyorum ben. Beraber erisinler diye. Biraz tuz. En son içine bir parça da tereyağı ekliyoruz. Şimdi sadece pastayı bir araya getirmek kaldı. Ben biraz daha uzun pişirdim bu sefer. Yaklaşık bir 33 dakika kadar pişti. Biraz daha kızarmasını istedim. Ve en güzel bölümüne geldik. Bizim geliyor zaten. Bir araya getiriyoruz. Şimdi bakıyorum. Bu daha kalın olan alt bölümü. Şöyle yaptım. Bakın altı da çok güzel kızarmış. Uzun pişirdiğim için. Şimdi altı biraz daha geniş koyabiliriz. Çünkü böyle bir küçük bir kremayı yakalayan kaşıkçık gibi yapmaya çalışıyorum bu bölümünü. Böyle kenarları hafif yüksek olabilir. Bu arada şu hamuru kendi üzerine çökecektir. Yani küçük şu hamurları özellikle biz bunu böyle puf puf olmasını beklemiyoruz. Daha yoğun bir hamur hazırladım. İyice de bastırıyorum. Şöyle müthiş. İyice bir çırpıyorum. Of. Mükemmel. Bunu güzelce yayıyorum. Kenarlara kadar geliyorum. Alt katın şöyle havayla temasını tamamen kapatıyorum. Bu bir gece buzdolabına kalacak. Bunlar böyle bir olacaklar. Şöyle itekliyorum biraz. Çok da bir
olay yok. Nefis. Biraz bastırıyorum. Çok da böyle fışkırtmadan ganajı şöyle bir karıştırıyorum. Bunu tekrar söylediğim gibi yani bir gece bekletmenizi tavsiye ediyoruz. Ben ve Karolin. Ama 6 saatte okey bence. Ama o yumuşaklığı yani şu hamurunun kuruluğu ve yabanlığıyla bu kremaların ve her şeyin birbirini böyle çekmesi ve bir araya gelmesi için bence buzdolabında beklemesi şart. Biz tam olarak 24 saat beklettik, hatta biraz daha ötesine geçtik pardon. Ama sonra servisten önce kesinlikle 1 saat oda sıcaklığında da bekletin. Çünkü böyle tatlılar bence pastalar, kremalı tatlılar her zaman oda sıcaklığında servis edilmeli ki tadına varın. Her şey böyle oda sıcaklığında kremamsı haline geri gelsin. Ve de unutmayın ki buzdolabına koymadan önce streçlemeyi unutmuyoruz. Ve dalıyorum içine. Bu anı bekliyorum. Uf. Merhaba. Nefis bir krema. Şu taraftan göstereceğim. Kıvamı müthiş. Evet, bu anı bekledim. Şöyle yumuşacık. Olacağını düşündüğüm her şey ve fazlası. Çünkü ben daha tatlı olacağını düşünüyordum. Onun şekeri geriye çektim. Çok daha lezzetli olmuş ve ilk yaptığımda şeyi çok daha yumuşaktı. Şu hamurum. Bunda daha böyle dişe gelir halde kalmış. Aşırı lezzetli. Bence az efor çok tat. Çünkü gördüğünüz yani birini yaparken öbürünü de yapabiliyorsunuz. Bir araya geliyor. Tek sorun 24 saat beklemek. Ama o kadar da olsun. Kesin denensin. Afiyet olsun. Teşekkürler sevgili Karolin'e gelen. Nefes alamıyorum yemekten. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Denemeniz lazım.